Dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir bitki inceleyeceğiz. Şurada gördüğünüz sinir otu bitkisini inceleyeceğiz. Burada yabani şekilde bulunan bir bitki elimde. Birazdan daha sulak yerlerde yetişmiş bir bitkiyi ele alacağız ve bu bitkinin değerli dostlar 200 çeşit türü olduğunu da burada söylemek istiyorum. 200 çeşit farklı bir türe sahip, oldukça farklı yapılara sahip ama hepsinin ana özelliklerden biri gördüğünüz gibi şu anda uzun tohumları var. Bu şekilde uzun bir tohum sapına sahip ve başında çiçekler açıp o da tohum olarak daha sonraki yaşamını sürdürebiliyorlar. Dediğim gibi değerli dostlar, bu bitki çok kurak bir bölgede yetişmiş, rozet yapısına sahip. Bunlar birazdan kamerayı çevireceğim. Ana kamerayla daha iyi anlatmaya çalışacağız. Bu şekilde anlatmak biraz zor olabiliyor. Bitkinin yararları, faydaları nelerdir? İşte hangi yerlerde kullanılır? Dediğim gibi değerli dostlar, bu bitkinin yararlarından biri de işte bazı kürlerde kullanılıyorlar. Hangi kürlerde? Genellikle işte vücuttaki leke ve sivilce için kullanılan kürlerde kullanılıyorlar. Tabi bunları uzmanlarına sormakta, nasıl kullanılacağını da sormakta fayda var. Ben buradan hani böyle yapın demiyorum. Sonra sıkıntılar oluşabiliyor. Değerli dostlar, adı üstünde sinir otu, işte yiyince sinirlendirici falan olmuyor değerli dostlar. Aman yemeyin değerli dostlar. Bu bitkileri bu şekilde tüketmeyin, yemeyin. Bu bitkiler ilaç sanayide de kullanılabiliyor. İlaç sanayide kullanıldığı zaman işte bu antidepresan veya siniri azaltıcı ilaçlarda kullanılabiliyorlar. İşte hepsinin belli kullanım çeşitleri var. Biz burada hani net olarak bu şekilde yapın demiyoruz. Çünkü bir hekimliğimiz bulunmuyor. Şimdi kamerayı döndüreyim ve hem bu bitkiyi hem birazdan göstereceğim bitki, ikisi de sinir otu. İki tane farklı çeşit var. Biri kurak yerde, biri de sulak yerde yetişiyor. Bunları da göstereyim sizlere. Bu şekilde anlatmaya başlayalım. Tüm morfolojik ve fizyolojik özelliklerini birlikte anlatacağımız videomuza hepiniz hoş geldiniz. Devamında değerli dostlarım, kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler videoları beğendikçe ve kanala abone oldukça ben sizlere daha yeni videolar hazırlayıp daha iyi bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Şu anda iki bitkiyi de görüyorsunuz. Biri elimde olan sinir otu, diğeri de sağ tarafta yerde sökmeden bulundurduğum sinir otu değerli dostlar. İlk önce elimdeki biraz anlatayım. Gördüğünüz gibi yere indireyim biraz. Bu şekilde daha iyi anlatabileceğimi sanıyorum. Biraz netleyelim. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi burası bir rozet dediğimiz yapı. Neden rozet yapısı? Çünkü yapraklar arasında bir mesafe yok. Yapraklar hepsi üst üste yapılmış durumda. Hepsi üst üste çıkmış durumda. Ve yaprakların çıktığı yerler birbirine bitişik olduğu için biz bu yapıya rozet yapısı diyoruz. Bu şekilde bir yapı oluyor. Kamerada yaklaştıralım. Değerli dostlarım, yaprakları oldukça incedir ve dar yaprak olarak geçen bitki ailesine giriyorlar. Bitkiler baharın başında çıkıyorlar ve yazın başlangıcında, işte Mayıs'ın ortalarında bu şekilde değerli dostlarım bir çiçek sapı üretiyorlar. Bayağı uzun, yaklaşık işte bu elimde bulunan bitkide bir 15 santim falan bulunabiliyor. Birazdan göstereceğim bu bitkide 60 santime kadar uzayabiliyorlar değerli dostlar. Şimdi bitkimizin kök yapısına da biraz bakalım. Kök yapısını gördüğünüz gibi bir kazık kök yapısı. Ne kadar küçük olsa da ana yapı kazık kök yapısı değerli dostlar. Gördüğünüz gibi bir ana kök geliyor ve kökün etrafında ince kılcal kökler çıkıyor. Biz buna kazık kök yapısı diyoruz. Genellikle değerli dostlar kuruğa çok dayanıklı bitkiler bu yapıyı oluşturuyorlar. Çünkü çok derinlerdeki suyu almak istiyorlar. Değerli dostlarım, şimdi gördüğünüz gibi biraz yakınlaştırayım. Burada tam odanın ortasında yeni tomurcuklar bulunuyor. Bu tomurcuklar da birazdan işte uzayacaklar ve bunlar gibi bu şekilde uzayıp yeni sürgünler elde edecekler ve çiçek açacaklar. Yaprakların yapısı biraz gösterdiğim gibi dostlar, üstünde tüyleri görüyorsunuz. Bayağı tüylü bir yapı, çünkü kurağa dayanıklı olmaya çalışıyor. Arka tarafında da damarlanmalar tam iyi gözükmese de birazcık bitkide gözükecek. Tüm 200 çeşitte de genelde yaprak çeşidi ve damarlanma çeşidi aynıdır. Yapraklar işte çok uzamıyorlar zaten. Bu şekilde bir yaprak çeşidine sahipler. Şimdi bunu kenara indirelim ve ana bitkimize, daha ayrıntılı görebileceğimiz bitkiye gelelim. Değerli dostlarım, şimdi gördüğünüz gibi hemen çiçek sürgününden başlayalım. de buradan tuttuğum gibi görüyorsunuz. Yaklaşık size nasıl bir mesafe söyleyeyim. Bir kolumdan daha uzun bir çiçek sapı bulunuyor. Çiçeğimizin ana özelliklerini göstereyim değerli dostlar. Az öncekinde gösterme şansım yoktu. Bu şekilde gördüğünüz gibi buradan biraz daha yakınlaştırabilirsem ve odaklayabilirsem, bakın değerli dostlar, bu şu an sallananlar yeni çiçekler. Bunlar bu şekilde çiçek oluyorlar ve dönleniyorlar. Bu başta da üst taraftakiler de sağ taraftakiler de hala işte açacaklar. Yavaş yavaş açıp bu şekilde döllenecekler ve biraz rengi kahverengiye kaçacak. Daha sonrasında da bu şekilde artık ömrünü tamamlamış olacaklar ve yaşamları, o vejetasyon süresi son bulmuş olacak. Burada direkt sapı da ele alalım değerli dostlar. Sapa baktığımızda da odaklamaya çalışayım. Çok ince olduğu için değerli dostlar odaklamada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Elimi indirirsem odaklama şansımız artar. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir yaprak çiçek sapı bulunuyor. Ve aşağı inelim artık. Çiçekte bayağı durduk. Yapraklara biraz değinelim. Yaprak kısmına değerli dostlar bayağı mesela köklerini göstereyim. Yaprakların çıkış yerlerini. Mesela burada 3-4 tane bitki var. Görüyorsunuz değil mi? Mesela burada. Bakın yaprakların nereden çıkmış? Hepsi aynı noktadan çıkmışlar değerli dostlar. Hepsi aynı noktadan çıkmışlar. Yaprakların arasında bir mesafe yok. Ve bu şekilde işte biz buna rozet yapısı diyoruz. Şimdi normalde bu yapraklar sağa sola açılacaklardı. Nasıl? Bu şekilde hepsi yere yatık olacaklardı ama etrafında yoğun bitki olması sebebiyle yukarıya doğru mecburen yükselmişler. Bunlar da bitkilerde gördüğümüz güneş ışığı alma yarışıdır. Şimdi yapraklarımızı artık inceleyelim. Biraz yakınlaştıralım ve odaklayalım şu an. Kameramızın odağında olması lazım. Burada sizlere o tüylü ve kütikula dediğimiz yapıyı göstermek istiyorum. Ama bir türlü odaklayamadık maalesef. Bir dakika değerli dostlarım. Ben bunları genelde kesmeden hemen direkt ekliyorum. Çünkü burada ne kadar o kadar faydalı olur değerli dostlarım. Şimdi gelin birlikte artık damarlanma biçimine bakabiliriz. Gördüğünüz gibi yaprağımızın alt tarafını döndürdüğümüzde bak şeritleri görüyorsunuz. Bunlar ana damarlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane ana damar boyluca uzanıyorlar ve çok netler değerli dostlar. Çok net bir şekilde uzuyorlar. Ve yaprağın boyunca böyle bu şekilde gidiyorlar. Ön taraftan da belli oluyor zaten yerleri. İşte biz buna değerli dostlarım doğrusal damarlanma diyebiliyoruz veya paralel damarlanma diyebiliyoruz. Bunlar dar yapraklı bitkilerin oluşturduğu damar şekilleri. Bundan dolayı da bu bitkiler genellikle daha az su harcıyorlar ve daha iyi bir su kullanma toleransı sağlayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi bunun hepsinde tüm yapraklarda zaten aynı biçimde bulunuyor. Bu şekilde bir damarlanma biçiminin olduğunu da söyleyebilirim. Yaprak uçları oldukça sivridir ve kuruduklarında hafif bir iğneye de benzeyebiliyor. Hani yaprak uçları bu şekilde de göstereyim, odaklamaya çalışalım. Yani hafif bir dikenlilik gibi gözükebiliyor en uçları. Yani kurak yerlerde bu kadar büyümeyebiliyorlar tabii ki de ve dediğim gibi küçük bir şekilde kalabiliyorlar ve çabucak alt yapraklarını dökebiliyorlar. Biraz yükselteyim mesela. Zaten ana başlıkla bir doğada gezdiğinizde değerli dostlarım bu yaprakları böyle bu şekilde göremezsiniz. Genelde yok zaten. Neyi görürsünüz? İşte bunları görürsünüz. Bunları biraz toplayayım. Bu şekilde görüyorsunuz değerli dostlarım. Buradaki tohum biçimi bu şekilde görebilirsiniz. Bundan dolayı buradan zaten tanıyabilirsiniz. Yaprakları olmasa da olur. Anlayacağınız gibi çiçek yapısı ve alttaki hazır olmuş tohumlar, tohum biçimleri buradan mevcut. Oldukça uzun bir çiçek sapına sahip olduğunu da eklemiş olalım. Bitkimiz zaten bildiğiniz üzere daha önce de söylediğim gibi baya bir tüylü ve üstünde kütikula tabakası mevcut. Bunlardan dolayı da çok yoğun bir su tutma kapasitesine ve suyu kuraklığa dayanıklılık seviyesine ulaşabiliyor. Dediğim gibi gayet güzel bir ot ve kullanım alanları da mevcut. Kullanım alanlarını kameraya döndürerek anlatayım. Kullanım alanları nasıl kullanılır, kimler kullanır, ne işe yarar, nerelerde bulunur? Bunun gibi soruları kameraya döndüreyim. O şekilde anlatayım. Bitkimizin en çok kullanılan yapıları birlikte zaten. Birincisi dediğim gibi sivilce ve akneler için kullanılıyor. Bunlar da belirli hekimler zaten nasıl kullanıldığını söyleyebilirler. Devamında ilaç sanayide de kullanılabiliyor bu bitki. Yabancı ot olarak tarlanızda çıkarsa zaten herbisiklerle bunu öldürebiliyorsunuz. O kadar çok dirençli bir bitki değil. Direkt ölüyor, ilaç sıktığınızda sıkıntı olmuyor. Zaten çok yüksek oylanması olmadığından dolayı sizlere bir zarar vermez. Bu şekilde bu bitkiyi de bitirmiş olduk değerli dostlarım. Bana destek olmak için yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve zile basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.